İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bugün 23 Eylül 2021, Karel kapanış değeri 8 lira 52 kuruş. Hisse geçtiğimiz haftalarda bedelsiz sermaye artırımı yaptı ve uzun süren trendte de kısmen düzeltme yaşandı. 200 EMA test edildi. 200 EMA'dan bugün tepki geldi. Eğer 200 EMA altına sarkan hareketler görülmezse normal koşullarda tekrar buradan toparlanması beklenebilir. Göstergelerimize baktığımızda aşırı satım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Bugünkü hareketin devamı olursa şu iki göstergeye bakarsak bugünkü hareketin devamı gelirse o zaman bu hareketlerle kırmızı göstergemizde yukarıya doğru yani yeşil çizgi üzerine atar ve olumlu hareket daha da teyit edilmiş olur. Şimdi güncel değerler ile baktığımızda hissenin önce olumsuz senaryoları konuşalım. Olumsuz haber akışında güncel değerle zarar kes seviyemiz 8 lira 6 kuruş. 8.06 üzerinde orta vadeli olumlu görünüm beklentimiz devam eder. 8.06 altında ise 6.64 diğer destek seviyemiz 6.64. Olumlu hareketlerin devamında ise baktığımızda .887 kısa vadeli direnç seviyesi önemli. .887 üzerinde hacimli hareketler olursa o zaman şu yukarı yönlü pozitif görünüm teyit edilmiş olur. .887 ilk direnç seviyemiz. Bu seviye sonrasında 9.64 direnci var. 9.64 geçilmesi durumunda sırayla 10.01, 10.43 ara dirençler olur. Eğer bu seviyeler geçilirse, bakın şu bölgede belirgin olarak çalışan makas direncimiz var. Burası da .200 gidiş seyrine göre baktığımızda evet 11.26 tarihi zirve direnci üzerindeki hareketlerde 12.64 orta ve uzun vadeli makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. Tabi bu makas direnci için öncelikle şu sıralı dirençler üzerinde hareketler görülmeli. Daha hissenin önceki hareketlerine doğru bakacak olursak burada şu bölgede çalışan makas şurası aşağı yukarı şuradan alırsak bu bölgedeki makas hacimli hareketlerle kırılınca ne yapmış? Tekrar 2 makasa çıkmış. Yani 2x diyebiliriz. Şimdi bu yeni makas direncimiz şu bölgeye göre 2x makas haline gelmiş durumda. Hissenin takas verilerine baktığımızda son günlerde evet, günlük takasta alıcılar güçlü 94 bine 122 bin. Birinci sırada yatırım fonları var. Beşinci sırada da 9.100 lot ile Citibank yabancı var. Haftalık baktığımızda 346 bine 494 bin. Yine alıcılar güçlü. Aylık bakalım.
Aylıkta bedelsiz olduğu için aylık bakmak çok sağlıklı olmaz. Çünkü bedelsizden gelen notlar var. Yani haftalık takasa da yine alıcılar güçlü şekilde. Yani bu 200 EMA civarında büyükler alım yönünde hareket etmiş. Toplam takasta ilk 5'in biraz zayıf kaldığı görülüyor. Burası artarsa daha da iyi olur. Günlük aracı kurum dağılımına bakarsak son olarak, evet, günlük aracı kurum dağılımında ilk 5 kurum %26 alıcılı kapatmış. Güzel. Birinci sırada Osmanlı Yatırım var. İkinci Tacirler Meksa ve dördüncü sırada da Bank of America var. Satım tarafında da İş Yatırım Gedik Oyak şeklinde gidiyor. İlk 5'in %26 ile alıcılı olması önemli, olumlu. Evet, Karel için şimdilik bu kadar gençler. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.